Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu 2008'de alçak dünya yörüngesine girdiğinde gözlerimizi yüksek enerjili radyasyondan oluşan yepyeni bir evreni açtı. En ilginç keşiflerinden biri Fermi baloncuklarıydı. Samanyolu'nun merkezinden her iki tarafta 25 bin ışık yılı uzaklıkta, galaktik düzlemin üstünde ve altında uzanan, gama ışını ışığında parıldayan dev, simetrik kabarcıklar gezegendeki en yüksek enerji dalga boyu aralıkları. Elektromanyetik spektrum. Ardından, 2020'de Erosita adlı bir X ışını teleskopu, başka bir sürpriz buldu. Galaktik düzlemin her iki yanında, 45 bin ışık yılı boyunca uzanan ve bu sefer, daha az enerjik X ışınları yayan, daha da büyük baloncuklar. Bilim adamları o zamandan beri her iki baloncuk setinin, muhtemelen galaktik merkezden ve oradaki süper kütleli kara delikten kaynaklanan, bir tür patlama veya patlamaların sonucu olduğu sonucuna vardılar. Bununla birlikte, gama ve X radyasyonunu üreten mekanizmayı saptamak biraz daha zor olmuştur. Şimdi, simülasyonları kullanarak, Japonya'daki Tokyo Metropolitan Üniversitesi'nden fizikçi Yutaka Fujita, her iki baloncuk grubunu tek seferde açıklayan, tek bir açıklama buldu. Bulduğu X ışını emisyonu güçlü, hızlı hareket eden bir rüzgarın, yıldızlar arası boşluğu dolduran ince gaza çarparak, plazmada geri yankılanarak o enerjik parıltıya neden olan, bir şok dalgası üretmesinin ürünüdür. Samanyolu'nun kalbine güç sağlayan, süper kütleli kara delik Sagittarius A, kara delikler gittiği sürece oldukça sessizdir. Beslenme aktivitesi minimumdur, sessiz olarak sınıflandırılır. Yine de her zaman böyle olmadı. Ve aktif bir kara delik etrafındaki uzayda, her türlü etkiye sahip olabilir. Malzeme, kara deliğe doğru düşerken ısınır ve ışık saçar. Malzemenin bir kısmı, parçacıkları ışık hızına yakın hıza çıkarmak için, bir senkrotron görevi gören kara deliğin, dışındaki manyetik alan çizgileri boyunca yönlendirilir. Bunlar, kara deliğin kutuplarından, güçlü iyonize plazma jetleri olarak fırlatılır ve, milyonlarca ışık yılı boyunca uzaya fırlar. Buna ek olarak, kozmik rüzgarlar da vardır. Kara deliğin yörüngesinde dönen, malzeme tarafından savrulan ve daha sonra, uzaya fırlayan yüklü parçacık akışları. Yay ağı şu anda sessiz olsa da, bu her zaman böyle olmamıştır. Yeterince dikkatli bakın ve, Fermi baloncukları gibi geçmiş etkinliklerin, kalıntılarını galaktik düzlemin etrafındaki boşlukta, pusuda beklerken bulabilirsiniz. Bu kalıntıları inceleyerek, bu etkinliğin ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini anlayabiliriz. Fujita'nın Fermi baloncuklarına girişi, NASA ve Japon Uzay Ajansı tarafından ortaklaşa işletilen, artık kullanımdan kaldırılmış olan, Suzaku X-ray uydusundan elde edilen, verilere dayanmaktadır. Baloncuklarla ilişkili X ışını yapılarının, Suzaku gözlemlerini aldı ve bunları, kara delik besleme süreçlerine dayalı olarak, yeniden üretmeye çalışmak için, sayısal simülasyonlar gerçekleştirdi. Makalesinde, X ışını gazının yoğunluk, sıcaklık ve şok yaş profillerinin bir kombinasyonunun enerji enjeksiyon mekanizmalarını ayırt etmek için kullanılabileceğini gösteriyoruz diye yazıyor. Sayısal simülasyonların sonuçlarını gözlemlerle karşılaştırarak, kabarcıkların galaktik merkezden gelen, hızlı bir rüzgar tarafından yaratıldığını, çünkü güçlü bir ters şok oluşturduğunu ve gözlemlenen sıcaklık zirvesini orada yeniden ürettiğini belirtiyoruz. Bulduğu en olası senaryo, 10 milyon yıl boyunca ölçülen ve oldukça yakın zamanda sona eren, geçmiş bir beslenme olayından saniyede 1000 kilometre hızla esen, bir kara delik rüzgarıdır. Rüzgar dışa doğru yayılırken, yüklü parçacıklar yıldızlar arası ortamla çarpışarak, balonun içine geri dönen bir şok dalgası üretir. Bu ters şok dalgaları, baloncukların içindeki malzemeyi ısıtarak, parlamasına neden olur. Fujita tarafından geliştirilen sayısal simülasyonlar, X ışını yapısının sıcaklık profilini doğru bir şekilde yeniden üretti. Ayrıca galaktik merkezden, tek bir patlayıcı patlama olasılığını da araştırdı ve, Fermi baloncuklarını yeniden oluşturamadı. Bu, galaktik merkezden gelen yavaş ve istikrarlı bir rüzgarın, gizemli yapıların büyük olasılıkla atası olduğunu gösteriyor. Ve rüzgarın gücü, kozmik rüzgarları üreten başka bir fenomen olan, yıldız oluşumuna değil sadece yay burcuna atfedilebilir. Rüzgar, diğer gökadalarda sıklıkla gözlemlenen ve gökadaların, merkezi kara deliklerin büyümesini düzenlediği düşünülen, aktif galaktik çekirdek çıkışlarıyla aynı olabilir.